Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir hayatında bir kere bize yatsıyı kıldırdı. Selam verince ayağa kalktı ve bu geceyi görüyorsunuz ya işte bu geceden itibaren 100 sene başında, 100 sene sonra bugün yeryüzünde olanlardan hiçbir kimse kalmayacaktır buyurdular. Bu hadis-i şerifte yine Peygamber Efendimiz'in akşam geç vakitlere kadar ashabına ilim öğrettiğini ifade etmek için kullanıyor Buhari Hazretleri. Demek ki ilim için gece geç vakitlere kadar çalışılabilir, gece kalkıp çalışılabilir. Bunlar ifade edilmiş oluyor. Men talebel ule sehra leyaliye diye bir şiir vardır. Kim yükseklik, yücelik isterse geceleri uykusuz kalmalıdır diye bir insanın da hakikaten hem ilimi olarak hem maneviyat olarak yüksek bir mevki kazanabilmesi için geceleri çalışması gerekiyor. Hem ilme çalışması hem maneviyata çalışması gerekiyor ki yüksek bir makam elde edebilsin. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyurur. Bir gece Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcelerinden teyze Meymune binti Haris radıyallahu anhanın evinde kaldım. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o gece nöbeti dolayısıyla teyzemin odasındaydı. Peygamber Efendimiz her gün bir hanımının yanında kalıyordu. Teyzesi Meymune validemizin sırası olduğu gün Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas. O da teyzesinin yanına gidiyor. 10 yaşlarında bir delikanlı, 10 yaşlarında bir çocuk. Hatta babası tarafından gönderiliyor başka rivayetlerden anlaşıldığına göre. Hz. Abbas diyor ki oğlum git nasıl olsa teyzen Orada kal Peygamber Efendimiz'in gece ibadetini bir gör bakalım. Nasılmış bize bildir biz de onun gibi gece ibadeti yapalım diye gönderiyor. Nebi Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem mescitte yatsıyı kıldırdıktan sonra odasına teşrif etti. Dört rekat namaz kıldıktan sonra uyudu. Yatmadan önce bir dört rekat namaz kıldı diyor Efendimiz sonra uyudu. Sonra kalktı çocuk uyudu mu buyurdu veya buna benzer bir söz söyledi. Yavrucak uyumuş herhalde diye. Sonra namaza durdu. Ben de sol tarafına durdum. Abdullah radıyallahu anh de uyuyor gibi yapıyor. Ama Efendimiz kalkınca o da kalkıp hemen hatta başka rivayetlerde Efendimizin abdesti nasıl aldığını, nasıl dışarı çıkıp semaya bakıp tefekkür ettiğini Rabbena mâ halakta hâzâ diye Ali İmran suresinin son ayetlerini, son 10 ayet kerimesini okuduğunu bize haber veriyor. Bu rivayette de kalkıp sol tarafında namaza durdum buyuruyor beni sağ tarafına geçirdi. Peygamber Efendimiz imama uyan kimsenin sağ, tek kişi olursa eğer sağ tarafına durmasını ona öğretmiş oluyor. Onu sol tarafından sağ tarafına geçiriyor. Hafif bir işaretle, namazı bozmayacak bir hareketle. Ve beş, beş rekat namaz kıldı. Bu, bu beş rekattan dördü teheccüd, biri vitir veya vitri üç kabul edersek ikisi teheccüd, üçü vitir namazı. Ondan sonra da iki rekat kıldı. Bu da sabah namazının iki rekatı. Ondan sonra uzandı uyudu. O kadar ki horultusunu duydum. Peygamber Efendimiz bir mışıltısını uyurken ki çıkardığı sesi duydum. Ondan sonra namaz kılmak üzere mescide çıktı. Peygamber Efendimiz bazen teheccüdü 4, bazen 8, 12, daha çok 12 rekat kıldığı, hayatının sonuna doğru da 8 rekat kıldığı farklı rivayetlerde bildiriliyor. Herkes gücü yettiği kadar teheccüd namazını kılabilir. En az iki rekat olmak üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazında daha çok umumiyetle teheccüden sonraya bıraktığı için devamlı tek sayıda kılmış olur. Gece namazlarında tek sayıyla bitirmiş oluyor. Nasıl ki gündüz namazları akşam namazıyla üç rekatla tek sayıyla bittiyse gece namazlarında tek sayıyla bitmesi için vitiri teheccüden sonraya bırakıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zira Cenab-ı Hak tektir, tek olanı sever buyuruyor. Uzanıp uyduktan sonra abdest almadan namaz kılabilmek hasaisi nübüvvettendir. Yani peygamberlerin hususiyetlerinden diğer insanlar uyduktan sonra kalkıp namaz kılmaları uygun olmaz. Çünkü abdestlerinin bozulup bozulmadıklarını bilemezler. Peygamberler ise gözleri uyusa da kalpleri uyumaz. Peygamberler uyusa bile uyduktan sonra da dışarıda olan biten hadiseleri müşahede ederler. Onlara, onların bilgisi dahilinde olur. Teheccüd namazı herkesin gücü nispetine kılabileceği çok mühim bir sünneti müekkededir. Peygamber Efendimizin farzdı teheccüd namazı. Ümmeti için de sünneti müekkede, kuvvetli bir sünnet oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen 8, bazen 12 rekat kılmışlardır. Vitir namazını da umumiyetle teheccüden sonra eda eylemişlerdir.